Kanal Fırat Ekranları'ndan mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta Gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Saadet Partisi Bükardi Belediye Başkan Adayı Ahmet Bayrak. Sayın Bayrak hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkürler siz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Efendim tabii seçim çalışmalarınıza özellikle beldeyle ilgili projelerinize bu kapsamda vatandaşlarla ve esnafla bir araya geldiniz. E, talep ve beklentiler ne yönde? Bunlara değineceğiz ama öncesinde... Ahmet Bayrak kimdir? Ee, siz tanıyalım isterseniz. Ee, teşekkürler. Ahmet Bayrak, 38 yaşında, 15 yıllık bir sınıf öğretmeni. Ee, Ahmet Bayrak, 7-8 yaşındayken, e, Bükardan Elazığ'a göç eden bir ailenin çocuğu. Ee, ama Ahmet Bayrak, 2-3 e, haftadır artık kardı belediye başkan adayı olarak görüyorum kendimi. Yani tamamen düşüncem, her şeyim, kendimi ona adamak için yola çıktım bu e, duruma. E, böyle, Ahmet Bayrak... E, neden siyaset atılmayı düşündünüz? Neden düşündüm? E, aslında siyasete e, atılmak gibi bir düşüncem yoktu. Çünkü biz e, aile olarak hepimiz, e, beldemiz köyken var olduğundan beri e, aslında hep siyasetin içindeydik. Yani hep e, amcadan, dededen hep siyasetin içindeydik. Yani bütün köy tek mahalleyken tek muhtar e, dedemdi yani sonra 94'te belediye oluyor. İlk belediye başkanı geliyor amcam Ali Bayrak. 2 iki, 2,5 iki ay önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ee, belediye tabelasını getirip kendi evine asıyor. Kendi evinin balkonuna asıyor şu Amcanız. an o ev evet. Belediye olunca, belediye başkanı seçilince getirip e, belediye tabelasını kendi balkonuna evinin şu an yıkıldı, yıkık. Tabi e, tabii belediye oluyor bir askeriye karakolda kendi bir de bina dediğimiz köydeki ilk tek bina diyelim ya ismi bina bina deyince amcamın o eve insanların aklına gelir yürü halkının. orayı da askeriye veriyor karakol yapıyorlar ee, öyle başlıyor işte siyaset hala da devam ediyor işte e, dedim ya ailecek yani hepimiz hep siyasetin içindeyiz ben e, Tamam hiç ilgilenmedim 15 yıldır ama işte son iki dönemdir dayım yapıyordu belediye başkanlarını O da iki yıl önce rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. E, dayım, e, şimdi de e, yine amcam dayım. Her hepimiz siyasetin içindeyiz. Kendileri de aday bu arada. E, beş adayız. Ben e, geçen 3-4 gün önce de bir program yaptık. E, şimdi konuşunca, çok zaman geçmeyince aynı şeyler de tekrarlayıp söylemek istemiyorum. O yüzden kendimi de kısa tanıtıp geçtim. Ee, i̇şte böyle e, siyasettim, siyasi hayatım böyle çok kısa bir süredir başladı. E, niye başladı? Aslında e, bu işi yapabileceğimi düşündüm. Baktım işte, yani baktım köye gittim, etrafıma baktım, adaylara baktım. Dedim hayır ya, artık 40 yaşına geldim dedim. İdrak da ediyorum ya Hayır diyorum ben bur bu burayı artık 30 yıldır giden bu düzenden kurtaracağım dedim bunu ben yapabilirim yani çünkü ne bileyim sabaha kadar otursam 500 sayfa kitap okurum yani yapabilirim dedim ben bunu ee, nedir zaman harcarım. harcararım e, hayalleriniz nedir ee, ya bir orayı belde yani ismi belde olsun yeter yani Hani işte ilk belediye binası dedim ya tabelasını astı amcam şeyine. E şimdi de e, Bükardı ve Yaylabaşı işte belediye ta köyün dışında bir yerde yani. Diğer iki mahalleye yani altı mahalleye en uzak yerde. Öyle diyelim hani ortalarda sağda solda değil en uzak yerde. E, Simsiyah'ta bir tabelası var Bükardı Belediyesi. E, ya orası belediye olacak. Belediye olacak yani. Hani orayı be, belde yapacağım. İşte bir beldede olması gereken her neyse. Bir sağlık ocağı mı? E, sağlık e, yani bir iki doktor mu lazım? Bir hemşire mi lazım? Hani her beldede şu an Türkiye'de e, bir belde düşünün. Bir belde düşünün ki işte hala her ay suyu kesilsin. Böyle bir şey olabilir mi yani? Yani orası bir belde olsun hiçbir çıkarım yok. Böyle hiçbir şey yok yani. Aldım ceketimi çıktım Dedim ki ben bunu yapacağım yani. İnsanlara kendimi tecih olarak sundum. Sunmak istedim. Bakalım dedim yani ben de işte onlar onların yeğeniyim. Yani onun torunuyum. işte dedim ben yapabilirim. Onun oğluyum. ben dedim ben bu işi yaparım. Karar verdim son gün. geçen programdan sonra çok güzel olumlu e, dönütler aldık insanlardan gerçekten yani buradan e, hepsine sevgilerimi gönderiyorum o bütün o güzel yürekli insanlara hepsine e, saygı sevgilerimi iletiyorum buradan e, benimle düşünen çok insan varmış böyle düşünen işte böyle yüzünde hiç dur yani istemeden bir gülümseme yani düşünsene. istemeden bir gülümseme artık insan neyi görür Gördüğünde bir anda gülümser ki. işte insan insanı görünce bir anda gülümse. Evet. Ee, çok güzel olumlu dönütler aldım. Bana daha çok güç verdi. Mutlu etti. Gülüyorum, gülümsüyorum, harika diyorum. Ne kadar iyi. Yani faydalı olabilecek yönde ne kadar güzel bir karar verdiğimi düşündüm yani. Ee, çünkü şey ben eğitimciyim yani işte bütün insanlığı değiştirebilirim yani. Birinci sınıfı 5 6 öğretmenler diyorlar ya her şeyi değiştirebilir yani evet. çünkü eğitim her şeyi değiştirir. Ben dedim eğer bu bu burası sadece bir belediye ise ve sadece bir belediyesi varsa dedim. Ben dedim bu belediyeyi çoğaltabilirim. Güzel güzel şeyler yapabilirim dedim. Bir sürü projem var. Projelerim var. Böyle yaşama dair kültürel, sosyal, ekonomik bir sürü proje var <laughs> ve hani diyorum ya bu kısa zamanda böyle bu işi yaptım dedim. Düşünsenize bir de 5 yıl halkla birlikte oturup kalkıyoruz halk meclislerinde. Neler neler yaparız. Yani işte ya bunu bile biz yapabiliriz. Şu üstündekini yapabiliriz. Yani yapabiliriz, her şey yapabiliriz. Yeter ki düşünsenize bütün köy, bütün belde binlerce insanla berabersiniz. Hani işte istediği şeyleri, istedikleri zamanda hiçbir şey yapılmamış. Yani hiçbir şey yapılmamış. Çok eksik var. Dedim ben bunu yaparım. Yani hiç çoktan kalemime güveniyorum. Dedim ben yazarım ve bunu yaparım yani. Ne derece? Yola çıktım. mesela. Temel ihtiyaçlar. Yani orayı güzelleştirmek için değil, orayı yaşanılabilir bir kent, bir belde haline getirmek için ne kadar yola çıktım. 5000 ee, 5.700-1.800'de bin, bin seçmeni var tam netleşmedi liste falan. Bilmiyorum benim için 300 kişi de olsa, 10 e, kişi de olsa, 10.000 kişi de olsa ben e, hani orayı bilirim yani. Ben oraya başkan olacağım yani. E, ellerimi açacağım, herkesi seveceğim. Çünkü e, belediye şimdi iki ay, iki buçuk ay sonra seçim var. Şimdi seçim biter, bir e, o işte aç, akşam sandıklar açılır, seçim biter değil mi? Artık bir daha koyup bir daha saymayız. Ama bizim köy seçimi bite o 6 ay belki 1 yıl tekrardan hani sayılır. Yani mecazi anlamda söylüyorum. Hani seçim bitmez. Her yerde hep devam eder. E seçime 1 yıl kala yine seçim devam eder. E seçim devam edince başkanın vereceği verim de düşer yani 5 yıl değil artık 3,5 4 yıla düşer. Çünkü siyaset çok şey yani yüksek tansiyonda. Gereksiz bir yüksek tansiyon aslında Gayet normal yani işte Canan Hanım aday, işte Ahmet aday, Mehmet aday gidip bir oy verip geleceğiz aslında değil mi? Yani ne bileyim Elazığ vali bile seçtik sonuçta bir seçim, seçim işi yapıyoruz değil mi? Sonuçta evet. bir seçim işi yapıyoruz e, gereksiz bir güç kavgası böyle sanki belediye başkanı olunca sanki her şey oluyor halbuki oraya Hizmet yapmaya gidiyoruz yani. Hizmetçi olmaya. Hani oraya artık sonuçta başkansan bu masa kirliyse ilk sorumlusu benim yani. Öyle değil mi? İlk sorumlu benim. Ben kendimi görürüm yani. Her şey öyle. Neden Saadet Partisi? Neden Saadet Partisi? Ben yani belediye başkanlığıma girmemin Nedenini düşündüğümde, işte niçin girdim? Hak için, işte insanların hakkını korumak için, sağlamak için, hukuk için, işte adalet. Sadece koruyacaksın yani, dile getireceksin, bunu ifade edeceksin. Yoksa ben her şeyi yapamam ki. Olmaz yani. Neden Saadet Partisi? Çünkü işte hak, hukuk, adalet, adil bir dağıtım. Yani her şey adaletli olsun istiyorum. Öyle bir başkan olacağım işte. Yani başkan olunca be benim için işte 1 Nisan'da seçim biter yani. Başkan olursam ve hani artık seçim biter benim için ve ben insanlara da derim yani seçim artık bitmiştir. Artık seçim konuşmayalım. Çünkü 30 yıldır biz seçim konuşuyoruz. Seçim konuştuğumuz için hep bu hallerdeyiz. Biraz da hizmeti konuşalım. Değil mi? Yani burası nasıl gelişir? ekonomik anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda neler yapabiliriz? Böyle bir muhabbet edilmemiş işte. Olmamış. 30 yıldır yani insanlar işte böyle artık o gruplaşmadan dolayı gidip belediyede bir çay içememiş. içmemiş. Bazı insanlar gerçekten hiç o belediye başkanıyla orada muhabbet edip o belediyede bir çay içmemiş. Ve ben dedim ben belediye başkanı olduğumda bütün evleri gezeceğim, bütün evleri gezeceğim, herkesin de çayını evinde içeceğim, çayımı da yanında götüreceğim. Ben belediye başkanı olduğumda, belediye başkanı olarak ya diyeceğim <laughs> işte amca, dayı, teyzeciğim, halacığım bu çay şimdiye kadar size gelmedi, siz gelip orada içemediniz ben size getiriyorum. Çayımı alıp giderim, otururuz, muhabbet ederiz, konuşuruz. Ya bir dinlerim, 30 yılın birikmişliği var ya. Bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Sen niye mutsuzsun? Arkadaş senin neye ihtiyacın var? Ben bir başkansam senin her şeyini yapabilirim ya. Ne istiyorsun? Yani kendim bizzat yapamasam da buna vesile olurum yani. Sonuçta dünyada hallolamayacak ne var ki? Ne var? Hiçbir şey yok. Her şey mümkün. Ee, Kendime çok güveniyorum ve ben bu işi yapacağım ve yapabilirim diye yola çıktım. İnşallah Allah nasip eder ve sonunu da böyle güzel bitiririz. Ve 1 Nisan'da da seçimi bitireceğim. Artık diyeceğim seçim bitmiştir. Artık birbirimizi sevelim lütfen bir araya gelelim işte bütün adaylar. işte Geçen de dedim mi herkes gelsin işte diğer 4 aday da gelsin oturup konuşalım. Sonuçta belediye başkanı değil mi? Zamanında Demirel Ecevit de yapmış yani Yapmış yani hatırlıyorum. Ee, biz de gelip oturalım. Hedefimiz, amacımız ne? İşte şu an bizim buradaki bir saatlik amacımız ne? Burada bir program yapmak. Yani bunu el birliğiyle yapıyoruz işte. Diğer arkadaşlar görünmeyenler ee, sonuçta ama e, baş roldekiler burada. Yani fikir alışverişi yapan. E ben başkan olduğumda artık bütün muhtarları toplayacağım. Yani aile büyüklerini. 40 kişi, 50 kişi her aileden biri gelsin. Sonuçta biz şey ben böyle konuşuyorum işte e, bükarddan bahsediyorum. E, şimdi bükardlı olmayanlar da izliyordur falan nasıl oluyor bu? Yani küçük bir yer böyle durunca hepsi görünüyor. Hani işte bak orası da var, orası da var değil. Durunca her yer görünüyor. Hani Böyle bir yer işte bir ezan okunsa bütün köy duyuyor. Öyle düşünün, zaten öyle. Küçük bir yer yani biz burada da eğer fikrimizi alıp birbirimize aktaramıyorsak. Yani hala diyorum ya bir doktorumuz yok. Bir, bir sağlık bir odamız yok. Öyle bir şey yok yani ya. Gelmemiş 30 yıldır. Yani demiyoruz işte valla işte 5-6 başkan gitti talep etti de gelmedi. Talep etti de gelmedi. Olmamış demek. Ya biraz yazacaksın diyorum arkadaşlar. Yani bir dilekçede nasıl yazılır bileceksin. Yani yapma lütfen sonuçta orası benim doğduğum topraklar yani bizim... Köyümüz yani beldemiz şimdi sen ne yapıyorsunuz dedim. İçimden diyorum ne yapıyorsunuz dedim. Bir, bir dur kendinize gelin ve dedim artık belediye başkanı ben olacağım ve bütün köy artık o belediyeyi yönetecek yani. Her ay ne oluyor, ne bitiyor. İşte aylık geliri ne kadar asarım pankarta. Belediyenin görünen bir duvarına asarım. Yani gelen geçen de baksın. Belediye de çok uzakta bu arada. Köyün diğer girişinde bu da bir tane de Diğer yayla başının girişine ya da yayla ortasına falan bir ek belediye ek hizmet binası yapacağım. Çünkü o insanlar çok şey yani başkanı görmek istiyor, dile getirecek. Arada iki kilometre var. Ne olacak? Nasıl orada da olsun. Çıkıyorsun? Yani tabii ki ya ama ama başkan bir kişidir, halkın ayağına gidebilir. Oraya da gitsin, oraya da gitsin. Sabah oraya gitsin, akşam oraya gitsin. Üç gün orada, iki gün diğer köyde sonuçta sonuçta iki kilometre. Ama niye halk ayağına gelsin ki sen git? 30 yıldır belediye orada. Yani diyorum ya amcamın evi köyün ortasında yine kurdu. Bu defa daha en uzakta. Ya bu bir şey eleştiri, kötü bir şey. Çok şükür bir belediye binamız var. Şu an onu diyorum işte amcamın sonuçta yoktu. Biz o zaman öyle yaptık. Şu an çok şükür var. Var ama arkadaş yani her şey böyle düşünülmeden. İşte şimdi mesela artık 30 yıldır tabii ki köy beldemiz çok büyüdü. Artık yeni yapılar, yeni yapılaşmalar genişliyor yani. Ama ben de diyorum ki işte e, 30 yıl sonra ne olacak? Şimdi biz kuruyoruz işte her yıl 5-10 ev bir yerlere ama mesela 40 yıl sonrasını da düşünelim ya 50 yıl sonra da yine burası var olacak. 50 yıl sonrayı da düşünelim. Yani işte tabii eskiden köy olduğu için köy içine araç girmiyor. Yani nere girmiyor köy işte. Araç yol yoktu yani 45-50 yıl önce. E şimdi diyorum ki hani yeni yapılar bir imara göre olsun değil mi? Tamam ben eğitimciyim, işim değil ama hani getirirsin yani e, mühendisini getirirsin mimarını getirirsin değil mi İşte bu işin uzmanı kimse uzmanını getirirsin hani bakarsın nasıl bir şey yapılsa işte o oraları böyle imara soksan işte atıyorum bütün gelişime açık ama kafasına göre herkes bir yerde değil de tabii ki herkes tarlasını evini yapacak yani bir şey demiyorum sadece diyorum ki hani köy gibi bakmayın buraya hani burası bir şehir şehirleşmeye gidelim Daha çok yani planlı olsun tabii var. ki Tabii ki yani 30 yıl sonra, 20 yıl sonra işte sen şimdi buraya ev yapıyorsun da atıyorum 10 yıl sonra, 20 yıl sonra ne olacak? Sonuçta acaba bu arkandaki kişi bir ev yaptığında araç onun evine de gidiyor mu? Çünkü şu an bütün evler köyde yaşıyorsam bence bahçesi olsun, bahçeli ve araç da evinizin önüne kadar gitsin. Değil mi? Köyde yaşıyorsunuz. Zaten eski yapılar orada kalıyor. Artık yeni yapılaşmayla birlikte işte artık bundan sonra attığımız temellere dikkat edelim. Güzel gitsin. Böyle yani işi bilen, böyle her şeyden haberdar olan bir başkan, farkında olan, hakkını savunan, savunabilen, söyleyen öyle biri olsun istiyorum. O benim. İnşallah yapacağım. Peki, efendim projeleriniz neler olacak? İşte ifade ettiniz yani hem sosyal hem kültürel e, alanda e, beldemi genişletmek, evet. felah düzeyini yükseltmek istiyorum dediniz. Sadece. Evet. Ee, işte bir belde olarak düşünmeyelim ne kadar çok genişletirsek gerekirse isim olarak belde kalalım ama şehirleşecek boyuta çıkabilelim dediniz ee, su sıkıntısından bahsettiniz ee, bunun dışında projeleriniz neler beldenin sadece e, su sıkıntısı mı vardır başka sorunları nelerdir size göre tabii ki yok tabii ki sadece su sıkıntısı değil ee, şimdi Yani dedim ya ben e, o cümlemi tekrar ifade edeyim. Aslında orada söylemiş bulundum. Dedim ki e, yani artık onun içine ne giriyorsa yani bir beldede olması gereken, olması gereken mesela bizim e, bir çay ocağımız yok. Mesela yemek yiyebileceğiniz bir yer yok. Hani dedim ya ben şu an aslında 30 yıldır böyle e, yani çok çok az. Artık hizmetin %100'ü gidecekse de hep %5'i 10'u gitmiş. Çünkü insanlar ifade edememiş yani. Bu onların da suçu değil yani. Adamlar okumamış yani. Suçu değil yani sonuçta. Sizde nasıl ifade da... edecekler peki? Seçilmeniz noktasında? Bana mı? Evet. İşte mesela böyle konuşacağız. Ben dinleyeceğim. Yani bireysel ve kişisel değil de bir, yani bir karar verirken bir şey olurken hani diyorum ya artık adaletin tam ortası neresiyse onu yapacaksın. Yani şimdi ben başkan olsam atıyorum e, hani insan kayırmak nedir? Tanıdığını İşe almak nedir? Değil mi? Hani onlardan bahsediyorum. Yani gelen hep böyle, yani hep böyle bireysel bir başkanlık olup gitmiş. Yoksa aslında e, halk hep bir araya gelip işte bir şey ifade edebilir yani. Hani bu, bu burayı da yapın yani diyebilir değil mi? Ama hiç kimse hiçbir şey dememiş işte. Yani sadece işte başkan oy verenlerin başkanı. Ama dedim ya 1 Nisan'da seçimi bitireceğim. Bitireceğim yani. Hani benim için de bitmiş olacak ve diyeceğim, ey sevgili halkım, artık seçim bitti. Yarın da veya diğer günde oy kullanmayacağımıza göre artık seçim bitti diyeceğim. Hepimiz biriz, zaten bütün köy bir yani. Bütün bütün köy bir. Hani yabancı hiç kimse yok. Birdik zaten ki zaten yabancıların da çok umrunda değil ki. Kimin umrundayız? Ama tabii ki orada öğretmenlik yapan bir hocamız varsa hani diyecek ki işte evet bunu tanıyoruz bunu tanıyoruz bir de Ahmet Hoca var aa evet ne kadar güzel değil mi hani sonuçta ben hiç tanımasam bile siz de deseniz burada şöyle şöyle e, adaylar var şunu yapalım nasıl yapalım e, hiç görmeden de insan karar verebilir ve geçen çıktım insanlara anlattım dedim ya çok güzel olumlu dönütler aldık her şey çok iyi. Yani insanların o yüzündeki gülümseme gözlerinin önünden gitmiyor. Yani çok duygulananlar olmuş. Böyle artık yani gözleri dolanlar, havaya zıplayanlar. Sanki şey yani bir, bir hak savunucusu biri geldi de işte evet bu. İşte ben yok ben işte 2-3 hafta, o en 31'inde bu 2-3 haftalık bir aday ilanlığım var. Bu 2-3 haftada bile sanki 200 yıldır siyasetin içindeymişim gibi çünkü direkt entegre oldum yani. Direkt kendimi öyle gördüm. Hani bir siyaset yapmadım ve hiç yapmıyorum. Sadece diyorum ki ben bir adayım. Çünkü 30 yıldır zaten hep siyaset yapılmış. Ben şimdi ne siyasetini yapayım? Çünkü öyle değişik siyasetler oluyor ki. Yani öyle diyorum ya her şeyi böyle masada konuşalım. Açık yani. Böyle kapalı kapılar ardında işte ben sana suyumu vereyim, sen bana oyunu ver. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olabilir mi? Ben oraya baş, belediye başkanı olmaya gidiyorum. Bir de ben diyeceğim ki işte al bu da senin olsun ama beni başkan yap. Bunu da sana vereyim, beni başkan yap. Ya öyle bir şey olabilir mi? Ben niye sana bir şeyimi vereyim ki? Neden vereyim? Ha ihtiyacın varsa söyle. Tabii ki yani. Yani ihtiyacın varsa tabii ki. Ama iki tane arabam var, bir tane daha araba al. İki tane telefonum var, bana bir tane daha telefon al. Düşünsene böyle bir şey olabilir mi? Bu hizmet cümleleri mi? Bunlar hizmet eden insan cümleleri mi? Ya yeter, gerçekten yeter dedim. Artık lütfen yeter. Düşünsenize. 10-15 oyla seçimi kaybettiğimi düşünsenize ya. İşte ben sana işte bir şey yaptım diye sen 15 oyla işte bir şeyi benden alıyorsun. Yazık değil mi o diğer bana beni seven, beni düşünen, gerçekten düşünüp düşünüp karar veren e, insanları siz haksızlık etmiş olmuyor musun? Benim iki tane telefonum yok birini sana veremem dostum. Ama senin iki tane var birini bana ver, ben de sana diyeyim ki sen başkan ol. Başkanlık böyle bir şey mi? Hizmet böyle bir şey mi? Böyle oluyorsa ben yokum. O zaman Ali Koş gelsin bizim diye belediye başkanı olsun. En çok onun telefonu var. Böyle bir şey olabilir mi? Bu zihniyet, bu zihniyet, bu zihniyet. Sen bana ne yaparsan, ne şartın var, ne koşulun var, böyle olursa böyle olur. Halbuki öyle değil ki. Bizim bükardı ee, dışta, ticarette Türkiye'nin 81 iline e, kanatlı hayvan satıyor. Yani işte tavuğu, hindisi ördeği kazı Türkiye'nin her yerine yani ama bizim köyde yabancı marka tavuk yeniyor, satılıyor yabancı marka yumurta var aynı şekilde yumurta da yani köylülerin uğraştığı böyle iş adamlarının yaptığı böyle büyük işler var getirin beş tane çiftlikte bizim oraya kuralım ben başkan olunca tabii ki işte dedim ya ben insanlarla oturup konuşacağım yani böyle işte kim bu işleri yapıyor gelin oturalım ben belediye başkanıyım işte size şöyle destekler yaparım şuraya ihraç ederiz, şunu yaparız. Yani ihraç bile etiyoruz düşünebiliyor musun? Yani bizim köyün dışarıda yaşayan insanları. Yaylabaşı yayla başı var. Yayla başı var. Çok çalışkanlar. Adamlar gökdelenler dikiyor yani. Bina yapıyorlar. İnşaat sektöründe çok iyiler. Ama işte o, o, da iyi, diğeri de iyi. işte bir grup yok, bir ekip yok, bir araya gelme yok. Aslında hepsi çok iyiler. Gönderseniz Dubai'ye, 3 ayda hepsi birer milyon alıp gelir yani Katar'a, oraya buraya yani yapsanız. Ama işte burada o onu arıyor, bu gelsin, o şu gelsin. Halbuki duvarcım var, işte demircim var, kalıpçım var, sıvacım var, boyacım var, çatıncım var. Aslında bir ekipsiniz, bir araya gelseniz 30 kişi miyiz, 40 kişi miyiz? Böyle şirketleşelim, değil mi? Dedim ya, yani bakınca bütün yayla başı görünüyor. Hani bu kadar zaten. Hani ben bu kadar bir şeyi neden ayaklandıramayayım ki imkan varken ve bunu biliyorken? Düşünsenize, hani bir mesleğiniz böyle bir şey varsa tabii ki her yere ...her yerde çalışmanız da çok rahat olur. Çünkü artık şirketleşmiştiniz. Artık 3 ay, 6 ay değil, artık 12 ay boyunca... ...Segakalı bir işte çalışıyorsunuz. Çünkü artık bir güvenceniz var. Bir şirketleşmişiz. Hep bir iş var yani. Değil mi? Son yıllarda... E, ...on binler, yüz binlerce konut yapıldı yani. Hepsi de yapmayı biliyor. Yapıyorlar falan ama işte sistem olmayınca da... ...gelir de az oluyor. E şimdi ben buradan seslenmek istiyorum. Yani bu işi yapan iş adamları... Gelelim bizim köye de yer belirleyelim. Her şey çok güzel olacak şekilde. Atıyorum 20 binlik, 100 binlik çiftlik kuralım. Kuluşkaları olsun. Hani bu dediğim yerler yani Elazığ, işte Diyarbakır, Adana, Bursa, Balıkesi her yerde zaten var. insanlarımız yapıyor yani yurt dışında bile. Hani yapıyorlar. Hepsi var. Hepsi de eş, dost, tanıdık tabii ki. Hepsi de orada doğmuş, büyümüş. Şimdi dışarıda olan insanlar. E gelin 5 tane çiftlik kuralım. Değil mi 20.000 ilk etapta? Üstüne de güneş enerji panellerini koyalım. Kendi elektriğimizi üretelim. Aynı zamanda büyük projeler. Ben Avrupa Birliği proje hazırlama konusunda da sertifikan var. Nasıl hazırlanır, nasıl yapılır, nasıl olur? Bunun eğitimini de aldım. Biliyorum, yaparım. Daha önce de yaptım. Yani diyorum ki bu defa güçlünün değil, aklının yanında olalım. Lütfen, yani rica ediyorum bir defa düşünün, bir defa. Artık ya düşünmez insan düşünmezse kendisi kaybeder, değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Bir defa ya. bu defada düşünün arkadaşlar lütfen elinizi vicdanınıza koyun, birazcık düşünün. Çok değil ha biraz. Bulamadınız mı biraz daha düşünün. Ben çünkü yapmak istiyorum yani eğitimciyim, okulundan başlayacağım. Yani bir yaşından artık dedelere kadar ulaşacağım. İşte bir yaş. Yani belediye işte 30 yıldır ama bir, bir, bir bebek bezi, işte bebek maması, yani çocuğa yönelik. İşte yaşlılara bir ortopedik yataklar mı lazım? Ortopedik ameliyatlar mı olacak? Hani bir belediye başkanı olarak her şeye öncülük yapabilirim. Yapabileceğimi inanıyorum. Yani dil olabilirim insanlara. Derdimizi her yere anlatabilirim, söyleyebilirim, yapabilirim. O güç, o enerjim var. Sadece belediye başkanlığı yapacağım. Yani tarafsız, net bir şekilde. Yani neyse o arkadaş. Beş yıl sonra da hani diyecekler, vay be, aynen böyleydi diyecekler. Bu iş böyle miydi ya? Biz şimdiye kadar neden böyle bir şey yaptık? Böyle değilmiş. Bu son şans yani. Bu artık, bu gerçekten yani iki ay sonra artık son durak bence. Son yani. Yoksa ben de Hani düşünsenize işte yani dedim ya 3-5 kişi aile yüzünden işte bir al ver yüzünden düşünsenize işte 10-15 oyla kaybettiğimi. Ki düşünmüyorum. Bence zaman çok ve bütün insanlar bir gün doğruyu öğrenecek. Bir gün gerçekten oy vermenin aslında birini belediye başkanı yapmak değil de aslında o beldenin geleceğini oyluyorsunuz. Aslında bu bilinçte olmaları lazım yoksa başkanlık işte beş yıl sonra da başka biri olur. 5 yıl sonra da başka biri olur. Onlar geçici. Keşke şu an deseydim ki işte güzel güzel şeyler yapacağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Ama işte en temel şeylerle uğraşacağım yani. İşte yol gelmiş bir yere kadar işte Boğaz denen mevki ondan sonra artık yol bozuk. Çok değil az. Beş kilometre. Ne ol Neden olmasın? 5 kilometre yol. Yap. Tarihi güzellikleri çok fazla. Bizim beldenin sadece lal bir belde yani lal olduğu için hiç sesi çıkmamış bu zamana kadar hep lal artık onu konuşturacağım. Ya ben buna adayım. Bunu yapmak istiyorum. Bir sürü bir şey var. Ben şimdi işte geçen programda unuttuğum birkaç bir şey var onlardan Anladım bahsedeyim. Da Olur unutmayayım. Yine böyle oldu program, böyle oturduk konuştuk. Çünkü şimdi az önce Zeki Bey'le de muhabbet ettik yukarıda. Dedim ya bir belediye başkanı çıkıp, ben onu anlatıyorum. diyorum aslında çıkıp, yani bir projelerini falan anlatmalı. Ama ben dedim ki ben gidip daha insanlarımıza demokrasi nedir, demokrasi nasıl olur, seçme ve seçilme hakkı nedir, nasıl olur. Yani hani derdim bu. Yoksa şimdi 30 yıldır bu olmuş, anlatılamamış, olmamış. Ben bunların hepsini değiştirmeye adayım. Birçok amaçlı salon yapacağım belediyeye. Hem Bükardiya hem yayla başına. Çok amaçlı. Artık amacı düğün mü? Düğün salonu olsun. Tiyatro mu? Tiyatro salonu yapacağız. Sinema mı? Sinema salonu. İşte toplantı mı? Toplantı. Mevlüt mü? Mevlüt. İki, iki tane bel bölgeye artık biri yayla başı ve Bükardı ve çok amaçlı bir salon yapacağız. Gerektiğinde öğrenciler de otursun, ders çalışsın yani. Çok amaçlı salon, geniş böyle düğün salonu gibi. Orada tarıma dair sulama kanalları, sulama kanalları hala toprak ve su 500 metreye işte 3 dakikada gidiyorsa artık oraları bir şekilde sulama kanallarını bir sisteme oturtup daha kısa zamanda su ziyanı olmadan bütün köyün en rahat şekilde nasıl sulanıyorsa öyle yapacağız. Sulama kanalları yani bütün köyü sulama kanalları her yerde var. Endemik bitkiler çok. Bu arada 20 gün sonra ben şimdi projelerden çok şey yapmadım. Bir ay sonra ben buraya geleceğim. Şu an böyle hep sözle anlatıyorum burası burası ama ben bir dahaki sefere size böyle resim ve videolarla geleceğim. Çizimlerle, Hani bak burayı da böyle yapacağız. İnsanlar görsün. Bakın bakalım yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Bu arada ben geçen programda konuştum. Şimdi de konuşuyorum. Ki zaten hepsi kayıt altında. Yani işte diyorum hani bunu yapacağız, şunu yapacağız. Yani Allah ömür verirse, beş yıl yaşarsak zaten yapacağım yani. Hani çünkü çok şey böyle ütopik şeylerden bahsetmiyorum şöyle. Bir sağlık ocağı yapacağım yani. Çok normal yapabilirsin diyebilirler değil mi? Yapacağız işte. İşte bir ambulans olsun, bir doktor olsun. Yani elimden geldiğince dedim ya ihtiyacı kim varsa önce ona diyeceğiz. Yani önce sen suyu iç diyeceğiz. Çünkü senin ihtiyacın daha çok var. Değil mi? Yani en çok sayan ya da küçüğe verirsin. Ama değişik bir düşünceyle, değişik bir idealle ben bu işi yapacağım. Yani bunu yapabilirim. çok düşündüm ve diyorum ki bu bu bahar farklı olsun. Artık yani çünkü 30 yıldır gelmeyen bahar artık bizimle gelsin. Bunun bir seçim, bir slogan öyle bir şey değil yani. Hani bunu istiyoruz artık. Bazı şeyler son bulmalı. Bazı şeyler artık orada değişmeli diyorum. E, dedim ya yani artık 30 yıldır o çay içmeyenlere çay ısmarlayacağım, kendi elimle ikram edeceğim yani. Ha çünkü içmemiş adam hiç. Halbuki orası hepimizin, hepimizin yani, değil mi? Tamam içen içmiştir, kahvesini de içmiştir ama içmeyen de hiç içmemiş yani. Böyle ben belediye başkanı olduktan sonra işte değil mi? Herkes hedefliyorsun. Kesinlikle. Hak da o değil midir? Hukuk da o değil midir yani? Adalet de odur yani. Yoksa ben seni şey yapacaksam ben burada çıkacak nasıl bir yüzüm olabilir ki? Düşünsenize. Yani böyle işte eşitlikten bahsetmiyorsun ama tutup konuşuyorsun. Zaman kaybı bence yani. Kendine dürüst değilsin. Değil mi? Bu seçimde insanlar işte kendine oy verecek ve baharı insanlar kendileri getirecek. Görecekler ki kendi ellerindeymiş her şey. Belde halkı neler yapar? Genç nesil oranı nedir? İşte genç nesil aslında çoğu işsiz. İşsiz ve dedim ya hani mesela inşaatlarda çalışan işte bu kanatlı hayvan yapan, değişik ticaret yapan yani farklı farklı sektörlerde var. Ama sorarsanız hepsi düzenli mi? Güzel mi? Hayır. Mutsuzuz yani. O konuda hepimiz işsiziz, hepimiz mutsuzuz. Öyle diyeyim yani. Yerinde olur. Yani Mevsimlik, işte işçi gibi oraya git, 3 ay var, 6 ay var dedim ya. O yüzden diyorum yani hani hem köyümüzde bu kanatlı hayvan üzerine hem üretim, hem e, satış, ihraç etmek, e, hem de işte diğer tarafa. Her, he, hem de diğer tarafa. Yani e, yani ihtiyaca göre belirleyeceğiz. Hani dedim ya yayla başında da inşaat sektöründe çok iyilerin adamlar çok iyi. Hani bunların şirketleştiğini düşünsenize, çok büyük hallere girip daha daha büyük şirketleştiğini düşünsenize. Adam 8. katta çalışıyor. ama evi yok mesela. Hani bir birlik olsalar aslında bunu işte öncülük eden olmamış, bilen olmamış, söyleyen birileri olmamış. birileri istememiş mi diyorsunuz bir şeyleri verdiği için? Yo bu bir bunu kimse düşünememiştir ki veya bir araya gelememişlerdir. Ben başkan olarak öncülük edeceğim. Bunu ben kendim hani belediye destekli yapacağım. Yani hep beraber. Hani böyle kimse bir e, riske girmeyecek. Hep beraber yapacağız. Hep beraber olacak. Yani mandralar kuracağız, büyük çiftlikler yapabiliriz çünkü başka bir şey yok yani ya toprak ya hayvancılık. Tarım ve hayvancılık. Ki endemik bitkiler var. İyi mi diyorsunuz? Evet. Derde? Evet. Evet, o yapılabilir güzel şeyler. Ben dedim ya 81 ile bir şeyi satıyorsunuz ama kendiniz gidip başka birinden alıyorsunuz. Her yere şunu ihraç ediyorsunuz ama siz de ithal ediyorsunuz bir yerden. Kötü yani. Mesela hem Bükardı'da hem yayla başında kadınlara yönelik kadın mağazaları açacağız. Yani çünkü sadece bir marketle bu iş olmaz. Yani çünkü orada yaşayan kadınlar ve kızlar var. Ve bunlara hitap eden hiçbir ürün yok. Varsa da gidip alınamıyor yani. Sadece işte çeşmenin başlarına sadece kadınlar ve bir kadın bakacak, bir kız bakacak sadece onlara yönelik, onların ihtiyacı olan ürünleri, talepler doğrultusunda işte artık neyse onları getirip orada iki tane kuracağız ve satacağız ve o kadınları, insanları da ihtiyacı olduğunu artık birilerine yani alamıyor da öyle diyeyim ya, öyle ihtiyaçlar alınmıyor da. Birkaç tane durak yaparız. Sonuçta kışı soğuk geçiyor, yağmurlu. Birkaç tane de böyle durak. Düşünsene belediye başkanım diyorum ben bir de size durak yapacağım. Ya bunlar Aslında çok kötü şeyler. Ya tabii şeyler. ki olması gereken. Şimdi ben belediye başkanıyım. Diyorum ki birkaç tane de durak yapacağım. Yani demek 30 yıldır yok ki söylüyorum veya şunu yapacağım. Hani yok ki olmayınca da bahsediyorsun. Peki efendim tabii 31 Mart yerel seçimleri için adaylığınız açıklandıktan sonra belde ile bir araya gelmeye başladınız. seçim ziyaretlerinizi de sürdürüyor. belde sakinlerinin bir belediye başkanından ya da bir belediye başkanı adayı olarak karşılarındasınız. E, talepleri, beklentileri ne yöndedir? Ne istiyor yukarıdaki halkı? Ya ben çok değişik bir belediye başkanıyım. Öyle olacağım. O yüzden şimdiye kadar ki böyle artık belediye başkanından insanlar bir şey istememiş. İstemişse de kendine istemiş. Dememiş yani. Hadi şurada da ortak bir yaşam kompleksi kuralım da hepimiz yapalım. Dememiş yani. Bak okuldaki çocuklar hepimizin çocukları. İşte bak durumu iyi olanlar var. Her hafta sonu bir servis çıkaralım, götürelim. Çocukları bir özel dershanelere yetiştirelim. Etüt merkezleri kuralım, hoca oraya gelsin. Çok basit şimdi belediye bir minibüsü bindirecek. İşte kovancılar bir dershane ya da Elazığ bir yere getirecek bu çocuklara. Biraz daha, yani daha iyi bir üniversiteye yerleşmeleri için katkıda sunacağız. E şimdi orada lise sınavlarına hazırlananlar var. E diğer YKS sınavına hazırlananlar var. Kaynak sağlayacağız çünkü kaynak yok. Dedim ya orada bir şey yok yani. Buradan bir şey giderse gitmiştir, gitmezse orada mevcut veya bildiğiniz hiçbir şey yok. Evet, yani ilçe halkı daha çok ifade ettiğiniz gibi e, özellikle işte ifade ettiniz... Aslında bir durak, yani 30 yıldır evet, yapılmamış. Evet, ki, gerçekten aslında bir durak. E, olması gereken işler dediniz. Evet. İşte e, özellikle çok amaçlı bir salon e, kuracağız dediniz. İşte düğünü olan düğünü için kullansın. E, mevlüt okutulacaksa mevlüt için kullanılsın. Tabii ki. E, gerekirse çocuklar için tiyatro olacaksa tiyatro alanına çevrilsin, sinemaya bakacaksa. Ya yaşlılar da gelebilir. Hani dedim ya şimdiye kadar hiçbir belediye başkanı bir kesime özel hiçbir şey yapmamış mesela yaşlılarımız atıyorum umreye, umreye gidecekler diyelim yaşlı veya çok isteyen hani bir yolu nasıldır en güzel şekil nasıl olur ben söyledim geçen buradan da söyleyeyim başkanlık sürecimde en, ya en az 40 kişiyi de umreye götüreceğim bu belediyenin bahsettiğim projelerinden sağladığımız kazançlarla. Hani dedim ya belediyenin bir muhasebesi olacak. Onu her zaman herkes hep görebilecek bir şekilde olacak. Hani bir değişiklik olacak. İnsanlar artık sonuçta o be, belediye orada oradaki her or yani oralı olan herkesin. Öyle değil mi? Belediye bütün herkesin değil midir? Herkes orada ne ne yapmak istiyorsa, ne görmek istiyorsa, ne etmek istiyorsa <laughs> bunu ee, dile getirebilir. Sonuçta vatandaşlık hakkı. Sonuçta ben başkanım, ben tek başıma oraya yönetmiyorum ki. Yani bana bakıp oraya bir gelir gideri olmuyor ki. Köy nüfusuna göre ne kadar oldu şu kadar. Dedim ya her ay işte ne kadar sürede oluyorsa herkes hep bilecek. İşte 30 yıldır hiç kimse hiçbir şey bilmemiş. Yani bahsettiğim şeylerin hepsi ilk aslında. Hani bir oturma alanı yok. Yani hiçbir şey yok. İşte ben birkaç tane bir şey var edeceğim. Evet var. Taziye evi vardır. işte camisi vardır. Ne? Yani yeni yapılan belediye binası da vardır. Hani eskiden olmayana göre 30 yıldır bahsediyorum ya. 30 yılda işte olmayan işte bunlar var. Başka da bir şey yok. Ve bu bu gidişle bu gidişle ben başkan olmazsam yani artık belki onlar da olmaz. Çünkü üstüne bir şey koymayı bilmiyoruz yani. Maalesef bilmiyoruz, yazık. Ben Peki. diyorum artık değişsin, benden sonra da değişsin. Bu bahar bir başlangıç olsun. Ee, i̇stiyorum bu bahar artık herkes güleceği bir seçim olsun. Artık bu defa bu işi kişiye göre değil, yani hakka göre, içimizdeki sese göre, vicdanımıza göre yapacağız bu işi. Buyurun, ben buradayım yani. Ee, her zaman da burada olacağım. Peki. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben size. teşekkür Aydınan ederim. Sürenin sonuna ben geldik. De teşekkür son birkaç ederim. cümleyle seçmenlerimize seslenecek olursanız son sözlerinizi alalım. E, son sözlerim şunlar. E, diyorum ki, ey ey sevgili halkım, gelin hep beraber bir şeyleri yapalım, bir şeyleri değiştirelim. E, yani rica ediyorum, lütfen diyorum, tamam mı? E, artık bu böyle gitmesin bu bahar başka bir bahar olsun, bir şeylerin değiştiği, o köylere bazı hizmetlerin geldiği, gerçekten insanların istihdam edilebilecekken ne, niçin edilmediğini görmek istiyorsanız, benimle yola çıkın ve devam edin. Ve e, yani aslında söylenecek çok şey var ama bizzat seçmenlerine seslenin deyince, e, bu kadar çünkü beni de tanıyorlar, diğer arkadaşları da tanıyorlar, hepsini biliyorlar çok söze de gerek yok aslında çünkü ben buraya gelmem bile belediye başkanı olmak istediğim içindir yani artık bu uğurda ne kadar emek veriliyorsa hepsini vereceğim yapacağım yani buradan bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum bu arada güzel dilekleri için arayan soran mesaj atan herkese çok teşekkür ederim İyi ki varsınız bu defa güzel yürekli güzel insanlar kazanacak öyle olsun ve ben o durak, bu son durak dedim ya. O son duraktan sonra, yani son durak 31 Mart ya. Ben 1 Nisan'da da geri döneceğim. Emin olun. Onları da alacağım ve öyle devam edeceğiz yolculuğumuza. Yani dedim ya ben bütün köye kucak açacağım. Hani ayrım, gayrım yok. İşte sen verdin, vermedin. Herkese saygı duyuyorum. Herkese de saygı duyacağım. Çünkü insanız yani sevmek icap eder. Başka da ne diyeyim yani şimdi e, e, umarım her şey çok güzel olacak öyle size söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Her şey için diyorum. sağ olun, olun. zaman ayırdığınız için. E, herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür e, ediyoruz. Başarılar sevgili ediyoruz. selamlarımı gönderiyorum. Çok sağ olun. E, umarım her şey güzel olur. Teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler Bilfrat'ta gündem programımızın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.